Ceren bir bilezik satın alıyormuş. Hayır olsun. Yoksa Ceren evleniyor mu? Gerçi evlenen Ceren olsa herhalde damat alıyor değil mi bileziği? Bu işlere kafam pek basmıyor. Neyse en iyisi Ceren evlenmesin. Yatırım veya aksesuar amaçlı alıyor olsun bileziğini, değil mi? Devam edelim. Bilezik için 0,72 lira vergi ödemesi gerekiyormuş. Vergi oranı %6 olduğuna göre bileziğin vergisiz fiyatı nedir demiş. Aslına bakılırsa herhalde ne düğün var ne de yatırım. Ceren bir bücüteri de gördüğü bileziğe göz koymuş anlaşılan. Zira vergi oranı %6 ama ödediği vergi sadece 0,72 lira yani 72 kuruş. Neyse hadi bakalım. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Soruyu çözmek için verginin nasıl hesaplandığını düşünmemiz gerekiyor. Vergi, vergi oranı ile evet, ürünün orijinal fiyatının çarpımından hesaplanır. Bu yazdığım denkleme bakarak bana bunların hangisini bildiğimizi söyleyebilirsiniz öyle değil mi? Verginin ne kadar olduğunu biliyoruz. 72 kuruş yani 0,72 lira. Vergi oranının da %6 olduğunu söylemişler. O zaman bileziğin fiyatını %6 ile çarparsak 72 kuruşluk vergiyi bulmamız gerekiyor. Vergilendirilmemiş fiyata P diyelim. İşte bu kadar. Çözümün son derece açık ve net olduğunu görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu denklemi çözelim. Her şeyi ondalık sayı olarak yazarak başlayalım. 72 kuruş yani 0,72 lira eşittir. Yüzde 6 yani 6 bölü 100 ya da 0,06 çarpı P. İki tarafı da 0,06'ya bölersek p'nin ne olduğunu bulabiliriz. Evet, bölü 0,06. Sağ tarafta artık p yalnız kaldı. Sol tarafta 0,72 bölü 0,06. Bu, bu 12 eder değil mi? 12 kere 6, 72 öyle değil mi? Evet, o halde bileziğin orijinal fiyatı neymiş? 12 lira imiş. Sağlamasını da yapalım. 12 liranın yüzde 6'sı yani 12 çarpı 0,06 evet 0,72 eder. Bu da Ceren'in ödediği vergi. Ceren 12 liralık bir bilezik almış. Dediğim gibi ne düğün varmış ne de yatırım. Kuyumcu işi değil bu. Bijuteri işi. Hadi bakalım. Ceren'e mutluluk diliyor ve diğer soruya geçiyorum. Bir dükkanda tişörtlerde yüzde 25 indirim varmış. Tişörtlerin indirimli fiyatı 34,5 lira olduğuna göre indirimden önceki fiyatları kaç liradır demiş. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kaleminizle çözmeye çalışın. Aslına bakarsanız bu videolar çok faydalı çünkü alışveriş yaparken bu sorulardakine benzeyen durumlarla her zaman karşılaşacaksınız. Evet, tişörtün indirimden önceki fiyatının ne olduğunu bulmamız isteniyor. Bir önceki soruda yazdığımız gibi bir denklem yazmayı deneyelim. Tişörtün fiyatı üzerinden %25 indirim vardı öyle değil mi? O halde tişörtün orijinal fiyatı eksi t tişörtün orijinal fiyatının yüzde 25'i. Evet, bu 34 buçuk liraya eşit olacak. 34 virgül 50. Çünkü tişörtün indirimli fiyatı 34 buçuk lira. Şimdi gelin bu denkleme göre asıl fiyatın ne olduğunu bulalım. Yüzde 100 ya da 1 çarpı t tişörtün fiyatı Eksi t-shirt'ın fiyatının %25'i buna eşit olacak. Bir şeyin %100'ünden %25'ini çıkarırsak geriye %75'i kalır öyle değil mi? Evet t-shirt'ın fiyatının %75'i sa. T-shirt'ün asıl fiyatını bulmak için eşitliğin iki tarafını da %75'e bölmemiz gerekir. %75, 75 bölü 100 ya da 0,75 demektir. Bölü 0,75. Evet, bölü 0,75. Sol tarafta T-shirt'ün asıl fiyatı yani orijinal fiyatı artık yalnız kaldı. Sağ taraftaki kesrin payını ve paydasını 100 ile genişletirsek, virgülden kurtuluruz. Böylece 3450 bölü 75'i elde ederiz. Bu arada yüzde çarpınca aslında virgülden kurtulmadığımızı söylemek isterim. Virgül 2 basamak sağa kaydığı için sadece artık görmezden gelebiliyoruz değil mi? Evet 3450 bölü 75 demiştik. 3'te? 75 yoktur. 34'te 75 yoktur. 345'te 75 bir bakalım. 4 kere mi var? 4 kere 5 20 eder. 0'ı yazıyorum elde var. 2, 4 kere 7, 28 artı 2, 30. Evet. 345'ten 300 çıkarsa 45 kalır. 0'ı aşağı indirelim. 450'de 75. 6 kere olmalı. 6 kere 5, 30 eder. 0'ı yazalım, elde var. 3, 6 kere 7, 42 eder. Artı 3, 45. Evet, 450 eksi 450 de 0'dır. Yani bölme işleminde kalan yok. Ve sonuç 46. T-shirt'ün asıl fiyatı 46 liraymış. 46 liranın %25'ini düşersek geriye 34,5 lira kalır. Son derece mantıklı, öyle değil mi? Size ufak bir tavsiye vereyim. Bulduğunuz cevabın sağlamasını soruda mutlaka yapın. Böylece cevabınızın doğru olup olmadığından da emin olursunuz. Yani mesela eğer burada e, 460 lira ya da 4 lira bulmuş olsaydık yanlışlıkla. %25'ini düşündüğümüzde, daha doğrusu %25'ini düştüğümüzde 34,5 lira olmayacağını hemen anlardık, öyle değil mi? Öte yandan 46 lira ise son derece mantıklı bir sonuç. Hatta isterseniz 46 liranın %25'ini bulun ve 46'dan çıkarın. Sonucun 34,5 olduğunu göreceksiniz.